Etrafta vaziyet al. Kuş bile uçmasın, duydun mu? Kuş bile uçmasın. Kimse yaklaşmasın. Emredersin komutanım. Allah'a emanet. Menzillere geçin. Kuş uçurtmayın. Yok ya. Mikrobiyoloji notlarına bakın diyor. Hoca standları hep ters köşe yapıyormuş. İnce ince sorar diyorlar. Anatomi zaten banko kızım. Merak etme, ben seni çalıştırırım. Tamam. Bulacağız kızım, bulacağız. Telefonu kapatsana, ben seni arayacağım sonra. Abla yok, nereden bulacağım ben, ne yapacağım? Dur ya, dur bulursun. Benim oğlumu görmediniz mi, bir şey söyleyeyim. Yok abla, yok 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 işte. Benim oğlum yok, görmedim abla, ne olursun bir şey de ya. Anne ne oldu? Ay yok. Anne, Eren yok. Nasıl Eren yok? Şoför de öldü mü, yaralı mı bilmiyorum, bir bak şuna. Ne olursunuz benim oğlum ya. Alo. Acil polis, ambulans gerekiyor. Ağır yaralımız var, çok kan kaybetmiş. Servise binmedi mi? Beni oğlum binmedi mi? Servise ne bileceğim ben burada. Yıldız ne olursun bayrama haber ver, ne olursun. Hatice abla, polis aradım şimdi. Ambulans da geliyor. Ya ben burada delireceğim. Servise bütün çocuklar var, benim çocuğum. Yok, yok. Ya sakin ol, açmazlar ki şimdi. Yavrum, Eren'i bulacağım derken karnındaki bebeği düşün. Bir de ondan olacaksın. Allah aşkına kendine gel. Yeter artık, tamam. Tüketme kendini. Bulacağız. Bayrama haber verin, ne olur. Bayrama haber ver. Ben bunu tek başıma kaldırıyorum. Tamam kızım, tamam. Kızım şunu al şunu. Hadi canım. Bir gelip uzansan ne olur. Tamam. Bir içeriye gir. Bir içeriye gir en azından. Gel. Komutanım, suda bir şey görünmüyor. O tarafa sürüklenmişlerdir. Hadi aşağı iniyoruz. Hanım silahını al. Seçtim yüzbaşı. Geri zekalar. Siz önce komutanınızı bulun. Yüzbaşı, kolun mu acıdı? Adamların geliyor yüzbaşı. Yollar. Ama sen onları göremeyeceksin. Almayın kılıcı. Bir lastik mi çıktı yoksa? Kaldır lan ellerini. Kaldır lan. Kiminin arkasına mı saklanacaksın yüzbaşı? İlyas, sık şunun kafasını oğlum.
İndirin silahlarınızı. Hepiniz indirin! İndir! İndir! Doktoru yenemezsin yüzbaşı! Doktoru yenemezsin! Bin sene savaşsak birinde diz çöktüremezsiniz bize. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Bin yıl savaşsak bir kere diz çökmeyiz biz. Duydun mu? Duydun mu? Galip, paketleyin şunu. İyi misin komutanım? Ha? Bak. Bak. Lan! Cehennem hoş geldin prenses. Bugün hurmalar, bugün tırmalar. Cehennem de geldi. Komutanım yapma. Abi yapma. Turan, Hüseyin oğlunu, senin köpeklerin bir şey etti. Kimdi o yüzbaşı? Ha? Senin kahramanlardan biri miydi? Yeni evli miydi yoksa? Ha? Karısı hamile miydi? Babası sıvasız evinde kara lastikleriyle mi oturuyordu? Annesi öldükten sonra acısına dayanamayıp bir hafta sonra öldü mü yüzbaşı? Ha? Geberteceğim seni. Komutanım versene elini kirletme, ben patlatacağım şehrin kafasını. Komutanım, tahrik ediyor, yapma. Yapma. Kürşat, Kürşat yapma. Hayır dedim. Son lafı ne oldu yüzbaşı? Vatan sağ olsun mu dedim? Ha? Köyüne çeşme mi istedi ha? Yeter lan! Hıt! Seni geberteceğim, anlıyor musun beni? Beynini uçuracağım, kimse toplayamayacak. Komutanım, bırak. Biz böyle yapmayız. Canım, bırak. Komutanım, biz bunu yapmayız. Bırak! Ben sana demiştim değil mi lan? Sen mantıklısın ya. Senin mantığını Kürşat. Ne olur sana, benimle dağ başında papaz olma. Aklını çalıştır. Senin üstünde bu var. Buna uygun davranacaksın. Çek tarayını. Beyler, yeter. Kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Gidin komutanla ilgilenin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Selçuk, İlyas. Şu paketleyin, hadi gidiyoruz artık. Uçalım buradan. Lan. Ya anladık. Deli. Ama ben böyle delisini hiç görmedim ha. Ya yemin ediyorum tuz yumrukladım ha. Tuz yumrukladım. Al benden de o kadar bayram abi. Ya gitti barajdan atladı ya düşünmeden. Evet. Sonuçta büyük balık yakaladık. Değil mi komutanım? He. Büyük balık yakaladık. Ama ben size söyleyeyim. Ben döndüğümüze kesin kurban keseceğim arkadaş. Bu nedir ya? Başımızdaki bu bela bir gitsin ya. Hadi gidelim. Ya. Ya niye koşuyoruz? Dursun lan Doğan. Bırak lan Allah Allah ya. Dur, niye koşuyorsun? Ne oldu? Ya oğlum, az önce Çiğdem Temin hareket merkezinden çıktı mı? Evet. Peki yüzü gülüyor muydu? Evet. Peki şu an Kobuz Alba'ya doğru mu koşuyor? Koşuyor. Ya lan ne gevelip duruyorsun ağzında? Söylesene açık açık abi. Ya Olgun ya, biraz saksıya çalışıyor. Dümbelek misin oğlum sen ya? Bizimkiler gene bir şey yaptı. Yemin ediyorum sana, kılıç değil mi gene bir şey yaptı oğlum. Olgun, baby, akşama çayı koy. Yanında artık kuru pasta olur, lahmacun olur, bir şeyler olsun. Kutlama yapacağız çünkü. Kutlama yapacağız. Kılıç değil mi çünkü var ya, büyük kelle aldı oğlum, söylüyorum sana. Hadi görüşürüz. Allah'ım manyağı.
gitmelisin. Neden? Çünkü sırf benim yanımda olduğu ve beni sevdiği için birisinin daha öldüğünü görmek istemiyorum. İşte bu yüzden. Yani sence aramızda değer verilecek hiçbir şey yok mu? Hı? Yok mu? Komutanım, Kıvıçtım itibat kurdu. Onlar iyi mi? Çocukların hepsi iyi mi Temel? İyiler. Hepsi iyiler komutanım. Yaralı yok, öyle değil mi? Hayır, yok komutanım. Omuzlarımda öyle bir ağırlık var ki... onların birinin kılına bile zarar gelecek olsa... yere çökecekmiş gibi hissediyorum. Komutanım... peki siz iyi misiniz? İyiyim Cemil, iyiyim. Doktor alınmış. Şifre geçtiler. Kılıç timi doktoru canlı olarak ele geçirmiş komutanım. Güzel. Güzel. Yola çıkmışlar mı? Akşam üzeri burada olacaklar komutanım. Harika. Başka bir emriniz var mı? Hayır Cemil. Bana güzel bir haber verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Komutanım. İyi olduğunuzu emin misiniz? Renginiz soluk gibi. Ben biraz erken çıkacağım Çiğdem Temin. Bilginiz olsun. Emredersiniz komutanım. Eren yok abla, gelmedi. Eren gelmedi. Kızım, bulacaklar onu. Merak etme. Hadi bin şu arabaya da baksınlar sana. Hadi. Gelmeden ben gitmem. Ben hiçbir yere gitmem. O gelmedi. Hiçbir yere gitmem. Ay yarabbim. Tamam Hatice, tamam. Bak hamilesin sen. Bak sonradan pişman olacağın bir şey yapma. Bebeğini düşün kuzum. Hadi bin şu arabaya baksınlar sana kuzum, hadi. Babama göz kulak ol. Bakarım ben ona, bakarım, sen merak etme hadi. Kızım sen de git yanlarına. Tamam. Hadi yalnız tamam. Bırakma onu yavrum, hadi. Tamam anne, tamam. Hadi kızım. Yol, Yıldız Eren. Ay abi. Hadi yavrum uzan. Komiser Bey, çocuk bulunabilir mi? Ondan bir haber alabildiniz mi? Bir şey söyleyebilir misiniz bana? Siz çocuğun neyi oluyorsunuz? Ben onların komşularıyım. Babaları asker, o da görevde. Kimi kimseleri de yok. Bana sorarlarsa bir şey, ben onlara ne derim? Çocuğun eşkalini bütün ekiplere ulaştırdık. Aranıyor. Şu an için size söyleyeceğim bir şey yok. Çabalıyoruz. Ay inşallah. Ah Eren, ah. Neredesin sen bir kız? Neredesin? Polis, çevirme var. Hızlı mı gittin? Hız mı yaptın? Vallahi 130, bilemedin 140 yani. Gerizekalı herif, moron moron aptal herif ya. Acele etmemi söyledin Temo, yani ben... Lan kapa çeneni. Şu polisleri atlatmamız lazım. Çocuğu görmesinler. Temo, dur diyorlar. Ne yapacağız? Lan duracaksın tabii. Ne yapacaksın? Polisleri atlatmamız lazım. Kaç polis var? 3 dışarıda, bir de arabada var. Dur. İyi yolculuklar. Sağ olun memur bey. Ehliyet ruhsat? Ehliyet ruhsat. Tabii. Ruhsat bu. Buyurun ruhsat. Buyur.
polis. Sanmıyorum, sadece elini kontrol ediyoruz. ...4123 merkez. Şüpheli sorgulama. Adam aranıyor. Adamı alıyoruz. Bas gaza! Aç kapıyı, aç! Aç! Merkez yaralımız var. Merkez, tekrar ediyorum. Trafik ekibi silahlı saldırıya uğradı. Yaralımız var. Komiserim! Komiserim! Zeki! Ben vuruldum oğlum ben ya! Tamam lan, tamam, bastır. Cefi! Oğlum vuruldum ben, vuruldum. Tamam, bastır, bastır. Bastır elini. Yeter, sızlandın. Çek kenara. Zeki, geç direksiyona. Çabuk, çabuk! Komutanım. Söyle Doğan. Nereye gidiyorsun komutanım? Yani ben gelmiyor muyum komutanım? Bayındır. Komutanlar bir yere giderken postalar nereye gidiyorsun diye sormazlar. Bunu anlıyor musun acaba? Anlıyorum, anlıyorum da komutanım. Yani ben gelmiyor muyum? Sen şimdi yalnız mı gidiyorsun komutanım? Doğan, işine bak hadi, yerine dön. Sen de biraz dinle. Hadi. Komutanım, Olgun da dedi. Oğlum dedi, sen gerizekalı mısın? Durduk yere fırça yeme dedi de benim içim rahat etmez komutanım. Yani sakın yanlış anlamayın komutanım. Sümme aşağı, tövbeler tövbesi. Sizin işinize karışmak, nereye gittiniz, ne yaptığınızı sorgulamak benim aklıma düşmez komutanım. Ama komutanım, yani... Ya komutanım, yüzün kül gibi be komutanım. Ya betin benzin atmış. Biz de halden anlarız komutanım ya. Fiye Hanım, geldiğinden beri kötüsün komutanım. Yalnız başına çıkıp gitme komutanım. Su uyur, düşman uyumaz demişler. Tek tabanca gitme, ben de geleyim komutanım. Doğan, işine bak. Hadi canım, hadi. Komutanım. Aşk kapıdan girince akıl bacadan uçar gider komutanım. Ya bir adam bir kadına kafayı takarsa aklı akar gider komutanım. Etme komutanım. Onca düşmanım var, etrafta onca var komutanım. Ben de geleyim, yalnız gitme, tedbiri elden bırakmayalım komutanım. Lütfen komutanım ya. Doğan. Hadi canım. Yerine dönsen. Hadi. Emredersiniz komutanım. Başımıza bir sakatlık çıkacak ama dur bakalım ne olacak. Sağ ol Temin. Kapısal Bey burada mı? Komutanım, size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor, acil. Tamam, söyle Temin. Bayram Başçavuş'un oğlu. Evet. Kaçırılmış. Eşi hastanede, kız kardeşiniz de onun yanında. Allah kahretsin. Serdar! Bana bak. Bayram telefonunu açmadan ona yetiş, tamam mı? Hemen buraya çağır. Benim çağırdığım sürede çok acil. Hadi koş. Ol kontrol. Ha, bana bak. Herkese söyle, hazır olsunlar. Kimse bir yere dağılmasın, tamam mı? Çağırabilirim sizi. Emre! Emre! Bayram Başçavuş'un işi çıktı galiba. Müfreze komutasını sen alıyorsun, tamam mı? Emredersiniz komutan.
Çocuktan bir haber var mı? Maalesef komutanım. Polisle işbirliği içerisindeyiz ama bir ipucu bulamadık. Kopuz albayın haberi var mı? Ona ulaşamıyoruz komutanım. Bugün erken çıktı. Tamam, sağ ol teynim. Affedersiniz, ben Pia Hanım'a bakmıştım ama. O gitti. Öyle mi? Nereye gitti acaba? Bilmiyorum beyim. Bize emlakçı gönderdi, biz bilmeyiz. Tamam, teşekkür ederim. Zaten başka bir şey yok evlat, yok. Bir kavga, iki aşk. Eğer aşk için kavga ediyorsan şu dünyadaki en güzel şeyi yapıyorsun demektir. En güzel şeyi. Ne olur kim olduğunu bilsem Pia'nın. Ellerini bir tutsam, ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre geldiğim vakit, o başka şehre gitmese, otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp buğulanıp durmasam, ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar Pia'yı görseler, bana haber salsalar, bilsem, içimi büsbütün yıldız basar. Bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum. Üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam Pia'nın,
sırtında yoksul bir yağmurluk. Çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk. Ellerini tutabilsem piyanın, ölsem eksiksiz ölürdüm. Ne kadar güzel söylemiş Atilla İlhan. Ruhun şad olsun. İyi yolculuklar. Teşekkürler Deniz. Ses. Pia. Beni uğurlamaya mı geldiniz? Hayır. Neden zahmet ettiniz? Ben... Yani... Ben sizi suçlamıyorum. Yani siz de kendinize suçlamayın, tamam mı? Bu sadece... kot uşağınız. Yani uçağım kalkmak üzere. Hoşça kalın. Pia. Gitme. Ya ne demem gerekiyor size? Ya, emredersiniz mi ne? Bir kadınla böyle konuşmayalı çok uzun zaman oldu. Aslında sana bir çiçek de almıştım ama onu da bir başkasına verdim sanırım. Ben galiba... Pia. Pia. Gitme. Burada kal. Haydi burada kalırsam. Ya ne olabilir ki? Yani yarın ne olabilir? Albay. Her şeyden daha önemlisi. Yani sizin ve benim için bir yarın var mı sizce? Hadi söyler misiniz? Yani bir yarın var mı bizim için? Bir yarın yok, albay.
Ama yarın kimin umurunda? Eyvallah. Güle güle abi. Biz buraya niye geldik komutanım ya? Ha, Yıldız Bacı'yı almaya geldik ha? Ya komutanım, fırına da uğrarız değil mi dönüşte? Ya gerçi Hatice'yi aradım ama açmadı telefonu da olsun. Biz yine de vazifemizi yerine getirelim, öyle değil mi yani? Ne bileyim, elimize ekmeğimizi alalım, evimize öyle gidelim komutanım. Ben çok seviyorum ya eve kalıp gitmeyi. Ya Hatice bazen diyor ki, ya Bayram ziyan oldu diyor. Alma bu kadar ekmek diyor da. Alsın ya komutanım. Ben seviyorum vallahi. Böyle elime ekmeğimi alayım, evime gideyim. Seviyorum işte ya komutanım. Yani ben ekmeği aslında... Komutanım ne oluyor? Ya ne oluyor komutanım? Bayram bak. Hatice yenge burada. Ne? Ne diyorsun sen komutanım? Ya ne oluyor komutanım, ne oluyor? Bana söylesene. He? Ya bana niye söylemediniz ya? Bayram sakin. Bana niye söylemedi kimse ya? Bayram sakin. Ha? Yeter! Sakin ol. Sakin makin olamam. Sakin makin olamam. Ben oğlumu gözümden sakındım ya. Gözümden sakındım ben oğlum. Benim oğlum bir adım atsın diye ben senelerce dua ettim. Geceleri uykusuz başında bekledim ben onu. Gözümden kıskandım ben onu. Bir gelip oğlumu alıp götürecek ve ben sessiz kalacağım, öyle mi? He? Yeter. Ne yeter ya, ne yeter? Ne yeter? Hepimizi parça parça koparıyorlar. Hepimizi parça parça tükettiler. Daha dün Turan gitti. Daha dün sen Lastı. Daha dün Burak. Bizi parça parça koparıyorlar. Damla damla kanımızı içiyorlar. Neyin sakinliği ya? He? Neyin sakinliği? Bıçak kemiğe dayandı kan bozuk. Bıçak kemiğe dayandı. Eğer oğlumun kılına zarar gelirse... suçluya suçsuza bakmam, bu dünyayı yakarım. Kibriti çakar, bu dünyayı yakarım. Gel buraya, gel buraya. Bana bak bayram. Karın yukarıda hamile yatıyor. Anlıyor musun beni? Hamile yatıyor kadıncağız. Sen sakin olmak zorundasın. Susmak zorundasın sen. En azından kadıncağızın odasındayken susmak zorundasın. Bak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anlıyor musun beni? Erini alacağız. Gerekiyorsa o dünyayı beraber yakacağız. Ama sen şimdi sakin olacaksın. Sus.
susacaksın. Duracaksın. Anlıyor musun beni? Ha? Anlıyor musun? Ha? İyi. İyi. Hadi gidelim karının yanına kardeşim. Hadi. Kardeşim hadi. Hatice abla, Bayram abi geldi. Bayram. Hadi. Oğlumuzu aldılar Bayram. Eren'imi aldılar. Benim Beren'imi aldılar. Ne lazımsa yapacağım Betçe. Tamam. Ne lazımsa yapacağım. Oğlumuzu bulacağım. Sana yemin ediyorum Eren'i bulacağım. Sen yeter ki biraz sakin ol. Gözünü seveyim kendine gel aç. Tamam mı bacım? Yiğit ol. Bak, biz ne badireler atlattık. Bunu da atlatacağız Allah'ın izniyle. Bunu da atlatacağız. Sana bir zarar gelmesin Atça. Sana bir zarar gelmesin, tamam mı? Sık karnındaki bebeği düşün. Ona zarar gelmesin, ha? Bayram abi, Sibel hocam muayenedeyken söyledi. Belki bilmek istersin diye. O da erkekmiş. Eren onunla top oynayacaktı. Benim oğlum onunla top oynayacaktı. Nerede benim oğlum Bayram? Benim oğlum nerede? 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 Bayram benim oğlum nerede? Tamam be, tamam. Dokunma, dokunma, tamam, yanıyor. Inelim. Ya kıyamam çocuk, yol boyunca sızlandı. Bertan, gel şuna bir ışıkta bakalım ha. Yanıyor Temo. Dur bakalım neler yapabileceğiz. Eğ şöyle. Eğil, eğil, eğil. Şimdi birazcık yanın yanacak. Isık dişini, tamam mı? Aptallığa hiç tahammülüm yok baylar. Cepi sen şimdi şu çocuğu indir ve bir yere kapa. Zeki, şu lanet evin ışıklarını yak ve yiyecek bir şeyler bul. Şu cesedi de buradan kaldır. Peki, tamam. Kim o? Benim. Kaan. İyi ki geldin. Aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı sana? Senin ağrıların azaldı mı biraz? İyiyim. Daha iyi. Ama sen yorgun görünüyorsun. Yorgunum biraz. Hadi gel. Gerçek Şükrü Aslı. Helikopterde yediğim ton balığı konservesi ve iki peksimet dışında hiçbir şey yemedim. Açım. Evet açım. Sol kolum hala ağrıyor.
Sabaha kadar uyumadım. Yorgunum. Annem evde. Yıldız, Hatice, Bayram hastanede ağlıyorlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir çocuk kayıp. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İnan buraya gelirken kendime hep böyle sakin ol, sakin ol, sakin ol deyip deyip durdum ama ben sakin olamıyorum. Ne oldu? Kim kayıp? Neden herkes hastanede? Hiç. Aslı. İşte her zaman başımıza gelen o lanet olası şeyler oluyor. Bak kendine çok dikkat et, tamam mı? Hiçbir zaman yalnız kalma. Yanında hep Kubilay olsun. Evde, fakültede, arabada, nerede olursan ol, çok dikkatli ol lütfen. Beni merak etme. Ben kendime dikkat ederim. Geçen gece rüyamda Turan'ı gördüm, biliyor musun? Neredeyiz bilmiyorum. Bana sesleniyordu. Ama komutanım diye değil. Abi diyordu. Sanki başı belada olan bir kardeşin abisine seslendiği gibi. Benden yardım istiyordu. Aslı, ben Turan'ı kurtaramadım. Yapamadım. Senin başına gelenler. Bütün arkadaşlarımın, kardeşlerimin başına gelenler. Şimdi de Bayram. Bayram'a ne oldu? Bayram belki de şu an hayatının en zor saatlerini geçiriyor. Bazen ben hiç kimseyi koruyamıyormuşum gibi geliyor, biliyor musun? Etrafımdaki değer verdiğim herkesin başına bir şey geliyor. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Onları koruyamıyorum. Hayır. Hayır, bu doğru değil. Böyle düşünme. Sakın böyle düşünme. Hastanede gözümün kaçtığında öldüğümü düşündüm. Öldüm herhalde dedim. İlk düşündüğüm bu oldu. Ölüm böyle bir şeydi herhalde. Yanı başında bombanın patlaması böyle bir şeydi. Yaşadığım şey çok korkunçtu. Önce insanın yaşadığı şey çok korkunçtu. Ama ne var biliyor musun? Ne olursa olsun. Ne yaşarsak yaşayalım. Hayatımda hiçbir zaman şuraya sığındığım kadar güvende hissetmedim kendimi. Hiçbir zaman kimsenin yanında, senin yanında mutlu olduğum kadar olmadım. Kendini suçlamaktan vazgeç. Sakın bir daha kendini suçlama. Ne yapayım şimdi sana? Ne istersin benden? Yumurta. Yumurta. Peynirli mi? Bu keskin nişancının konuşlandığı inşaat alanında bulunmuş. Size tanıdık geliyor mu? Daha önce hiç görmedim. Ne şeref.
Yolunuz da kolay değil albay. Biliyor musun? Senin yüzbaşıyla barajdan aşağı düştük. Söylediler mi? Söylemişlerdir tabii. Büyük vatanseverlik. Büyük cesaret. Büyük özveri. Takdir ediyor muyum? Evet. İşe yarayacak mı? Hayır. Çay içebilirdik aslında, çok kabasın. Ne diyordum? Kan, kıyamet, onca çaba, onca gayret. Ne için? Albayın meşhur kılıcı doktoru yakaladı. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacağını ben sana söyleyeyim albay. Beni birkaç gün burada tutacaksınız, sayıp söveceksiniz. Sonra emniyetten arkadaşlarınız gelecek. Onlar da beni birkaç gün tutacaklar, sayıp sövecekler. Bana bağıracaklar, konuş! Konuşacak mıyım? Hayır. Ben içerideyken biraz rahat uyuyacaksın. Sonra ben dışarı çıkacağım. Ve gösteri yeniden başlayacak. Nasıl ama? Süper. Gülüyorsun doktor. Öyle mi? Bence sen güler gibi yapıyorsun. Aslına bakarsan şu anda korkudan altına ediyorsun. Bütün kemiklerine kadar tir tir titriyorsun korkudan doktor. Çünkü korkak ve onursuz bir adamsın. Senin geceleri deliğinden çıkan, kan emen bir yarasadan, yağmacı bir sırtlandan zerre farkın yok. Çünkü senin kutsalın yok doktor. Albay. Kapa çeneni. Yüzbaşı suratını çarşamba pazarına çevirmiş. Üstelik duyduğuma göre bunu tek eliyle yapmış. He? Şimdi buradan ne halde çıkacağını ben karar veririm. Hayatının geri kalanını izbe bir hapishanede bir parça sebze olarak geçirebilirsin. Ve inan bana bunu neden yaptığımı bana kimse sormaz. Ha ola ki sordular. Ben cevap vermem doktor. Anladın mı? Güzel. Şimdi sana kaç adamın olduğunu, emirleri kimden aldığını, eylemlerini bunların hepsini soracağız. Sen de kusu kusu cevap vereceksin. Ama önce şu soruya cevap vereceksin doktor. Bu yüzükten başka kimde var? Benim yüzüğüm bu. Ama hoşuna gittiyse sende kalabilir. Bu yüzükten başka kimde var doktor? Güzel yüzük. Herkes de olabilir, ne bileyim ben. Suyun ısınıyor doktor. Bak benim sabrım çok geç taşar. Ama inan bana, beni o halde görmek istemezsin. Oturun çocuklar. Konuşmuyor. Henüz konuşmuyor. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi, değil mi komutanım? Evet.
Doğrusu bu düzeydeki teröristlerin çoğu sorgu eğitimi alıyor. Onlar da zaten akıl hocası, bakıcı, yardımcı çok tabii. Evet. Buyurun komutanım. Elimizde bu resim var. Bir de bu. Doktorun yüzüğü. Aynısı bu herifte de vardı. Bu herifin Bayram'ın oğlu Eren'le bir ilgisi olduğunu düşünüyorsunuz komutanım. Doğrusu evet. Eğer doktorla bu adam arasında bir ilişki varsa... Turan'ın katili de, kaçırılan çocuğun faili de aynı kişi olabilir. Kırıkkale'de trafik şubede iki yaralı var. Birinin durumu ağır komutanım. Ve? Polislerden biri ateş edenlerden birinin eşkale uygun olduğunu söyledi. Ama sahte plakalı araç kullanıyorlar. Herhangi bir ipucu bulamadık. Kılıç, önceliğimiz çocuktan bir haber alabilmek. Stratejimizi ona göre geliştireceğiz. Bayram'ın yanında kim var? Galip var komutan. Bayram'ı yalnız bırakmayalım yüzbaşım. Onun yerine kendimi koyuyorum da... evlat söz konusu olduğunda... İnsan her türlü çılgınlığı yapabilir. Gel Asya'm. Gel Asya'm yavaş. 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 Hatice. Selveren. Evet, telefon açan. Arayan falan oldu mu? Bütün gün telefonun başından ayrılmadım bir arayan olur diye. Kimse aramadı. Sadece Eren'im istiyorum galiba. Abi. Ben küçük Eren'im istiyorum. Sadece oğlumu istiyorum ben ya. Sadece. Sakın koy verme kendini. Gözünü seveyim bak. Eren bulunacak. Bulamazlarsa. Ya bulamazlarsa Galip. Ya Turan'ın sırtından vuran namussuzlar. Of. Galip benim oğluma ne yaparlar ya? Aklıma geldikçe çıldıracağım ya.
yaşını. Söylemeyeceğim. Çekil kaçın ben. Ya Bayram abi. Bak bu böyle çözülmez abi. Ya nereye gideceksin? Ne yapacaksın ya? Ben de geleyim bari. Galip. Adamı zıvanadan çıkarma. Çekil kaçın ben. Çekil! Kapıyı. Komutanım açamıyorum. Delirtmeyin lan adamı. Aç lan! Aç! Sakın içeriye gireyim deme. Seni de yakarım kendimi. Komutanım. Oğlum nerede? Bana hemen cevap ver. Oğlum nerede? Ne oğlum? Ben tanımam bilmem senin oğlun kim. Cevap ver lan! Cevap ver! Oğlum nerede? Ya, oğlum nerede? Ben tanımam senin oğlun kim? Oğlum nerede? Bayram! Komutanım! He? Cevap ver lan! Cevap ver! Bayram! Cevap ver lan! Komutanım! Komutanım! Lan şerefsiz köpek! Cehenneme gitsen peşindeyim lan! Komutanım! Oğlum nerede? Benim oğlum nerede? Namussuz köpek! Oğlum nerede lan? Komutanım bırak! Nerede? Nerede? Oğlum! Bırakın lan! Bırakın! Asker! Benim burada can güvenliğim yok. Söyle komutanına! Can güvenliğini! Sen onunla mıydın? Babamla. Ben Erciş Yüksekova arasındayım. Doktor bir ihtiyaç olduğu zaman bizi çağırırdı. Bir de bu toz işinde nakliye için konuşurduk. Bana güvenirdi. Yıllarca da beraberdik zaten.
Anlıyorum. Devam et. En son bu baraj eylemini yapacaklardı. O çatışmanın çıktığı köybaşı barajı. Ben orada yoktum ama sağ kalanlardan duymuşum. Hı. Ne diyorlardı? Bu timin başındaki yüzbaşı mıdır nedir? Doktoru o almış. Dilim varmaz söylemeye ama doktoru barajdan aşağı atmış. Dediler ki doktor sağ çıkmaz oradan. Çıksa da asker tepesindedir. Yani diyeceğim odur ki tamam. Bizim de kanaatimiz öyledir. Doktor ölmüş. Doktor ölmüştür. Kapıyı açın. Eve gitmek istiyorum ben. Kapıyı açın. Tefi sus sus çocuğu bir şekilde. Sefer. İsmin bu muydu? Öyledir. Bana adam bulabilir misin? Akıllı adamlar. Bu şehir eylemleri için. Hayır. Dağda savaşmış sıkı adamlar. Bulabilir misin? Tamamdır, bulurum, tamam. Bul o zaman. Hadi acele et. Tamam. Yarın sabaha kadar vaktin var. Yarın sabaha kadar. Anladın mı? Yarın sabah. Git şimdi. Tamam. Tekrar başın sağ olsun, tamam. Doktor için hepimiz üzgünüz. Bakalım bir doktor kaç yüzbaşı ediyor. Emredin komutanım. Hemen komutanım, geliyorum. Anne. Ben karargaha gidiyorum. Herkes sana emanet. Tamam oğlum, Bayram tamam. Buradayım ben. Bayram biliyorsun. Komutanım, Kopuz Baba senin benim yanımda olduğunu biliyor. Eren'le ilgili olmasa seni oraya çağırmaz. Hatice. Ayakta kal, tamam mı Hatun? Ayakta kal. İti köpeği sevindirmeyelim. Ayakta kal canım oğlum. Tamam. Bayram. Hı? Al bunu. Çocuğumuzu al ve eve getir. Neye mal olursa olsun, Eren'i eve getir olurum. Tamam oğlum. Tamam. Sağ ol.
Gel. Komutanım. Sana yalnız gelmeni söylemiştim. Dışarıda bekle Bayram. Komutan. Assubayım. Dışarıda bekle. Emredersiniz komutan. Söyledim ama dinlemedi. Delirmiş gibiydi. Haklı çocuk. Allah kahretsin. Bunu emniyetin gördüğünü zannetmiyorum. Şahsi e-postama yollamışlar. İzle. Komutan. Komutan, su ister misiniz komutan? Yok lan, sağ ol. Bu çocuğa bir şey olursa albay, bunun sorumlusu sensin. Anlıyor musun? Bunun sorumlusu sensin. Sen emirlerimi dinleyene kadar albay. Yok bir şey komutanım. Ne oluyor lan? Yok bir şey komutanım. Doğan, ne oluyor lan? Komutanım yok bir şey komutanım. Yüzbaşım, eğer bu adam bizim... Komutanım. Assubayım, sana dışarıda beklemeni söylemiştim. İçim yanıyor komutanım benim ya. İçim yanıyor, içim. Ya Doğan dışarıda suratıma bakıp ağlıyor. Komutanım, ne oluyor lan? Bayram. Bayram, bak. Bunun sorumlusu sensin. Anlıyor musun? Bunun sorumlusu sensin. Senin babanı aldılar. Bak, benim de yeğenimi alacaklar komutanım. Ben yardım et ya. Ya ben Hatice'ye ne diyeceğim komutanım? Ben Hatice'ye ne diyeceğim ya? Ben ne diyeceğim komutanım ya? Ben Hatice'ye ne diyeceğim komutanım ya? Assubayım, kendine gel. Bayram. Bayram, kendine gel. Bayram. Kendine gel. Ya komutanım, ne diyeceğim? Bak, sakinleşmezsen seni tokatlamak zorunda kalacağım. Kendine gel asker. Ayağa kalk. Kalk. Kalk Bayram. Bayram.
susmayayım. Bak sana bir komutanım ve bir arkadaşın olarak söz veriyorum. Seni oğluna kavuşturacağım. Hayatın pahasına da olsa. Seni oğluna kavuşturacağım. Anlıyor musun beni? Kendine gel. Topla kendini yüzbaşım. Emredin komutanım. Derhal kılıçlarınızı toplayın. Bayram Bayat dahil. Tam teçhizat harekete hazır hale geldiğinizde emrim bekleyin. Emredersiniz. Siz şu gözlerini yaşına. Çiğdem Temin'i çağırın bana. Emredersiniz komutanım. Bayram. Bayram. Bayram, albayı duydum. Alacağız oğlumuzu, alacağız Eren'i, anladın mı? Anladın mı kardeşim benim? Alacağız onu. Alacağız baba. Alacağız. Tamam mı? Temin. Emredin komutanım. Jandarma istihbarat, MİT, sahada kim varsa ulaşabildiğin herkesi uyandır. Bir iz bulalım, herhangi bir şey. Emredersiniz komutanım. Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, İstanbul. Her yer. Bu aradığımız... Bu aracı, bu otoban görüntüsü. Bu da saldırıya uğrayan trafik ekibi. Temin'im. Emredersiniz. Tek araçla Ankara'dan ayrılıyor. Adama ihtiyacın olacak. İt, kopuk, terörist, keş, katil, sabıkalı. Ne bulursan. Herhangi bir hareket. Hiçbirini atlamayalım. Emredersiniz komutanım. Oktay, hemen emniyete git. Onlardaki her bilgi kırıntısını, alanda işimize yarayacak her şeyi anında bu ekranda görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. İkinci emre kadar karargâhtan ayrılışlar yasaklanmıştır. Hemen başlayın. Emredersiniz Kuzey Irak'tan aldığımız Belçikalı'yı hatırlıyor musun? Tereyağından kıl çeker gibi almışız. Çünkü biz böyle yaparız Bayram. O helikopterden inip de toprağa bastığımız anda bütün duygularımızı geride bırakırız. Biz öyle başarılı oluruz. Öyle yaparız. Onu biliyorsun. Komutanım. Orada beni bekleyen şey Belçikalı değil. Benim canım. Benim oğlum. Benim yavrum komutan. Yavrum. İçerideki adamların her biri tek tek birbirleri için canlarını seve seve verirler. Ben senin için. Sen benim için. Bunu biliyorsun. Ama Bayram, aklını toplamak zorundasın. Aklını topla ki biz işimizi biz gibi yapalım. O çocukların hiçbirinin Eren'den bir farkı yok. Bana bak, aklımızın önüne bir şey geçerse biz o zaman kaybederiz. Unutma bunu. Thank you.
oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan? İn lan aşağı. Ne oluyor lan? Kimsiniz lan siz? Ha? Hayırdır beyler? Hey kapalı. Bırak. Geç. Bırakın beni. Oğlum siz kim oluyorsunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? Oğlum siz kimsiniz? Bırak. Bırak dedim. Oğlum kafama ne geçiriyorsunuz? Bırak. Bunu senin kafana ben geçireceğim, ben. Bıraksanıza. Komutanım, şansı aldık. İyi iş başardınız Hüseyin. Şimdi zamanımız çok dar. O şahsı muhakkak konuşturun. Hemen konuşturun ve bütün ayrıntıları bana aktarın. Emredersiniz komutanım. Kılıç. Aldığımız bilgiye göre Ankara'ya 130 kilometre mesafede. Hiçbir şekilde sivil halkla temas yok. Ağır silah ve takviye söz konusu değil. Zamanımızsa kısıtlı. Göreviniz belli. Gidin ve elini buraya getirin. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Beyler, gidiyoruz. Aslanım. Ya aslanım, ben sormayayım diyorum ama ya bizim ne işimiz var oyuncakçıda Allah'ını severseniz ya? Okulla falan mı ilgili? Hayır yani okulla ilgili de olamaz ki. Ben de okul okudum. Biz ne yapıyorduk okulda? İşte patates baskısı falan yapıyorduk. Ne bileyim işte böyle renkli kağıtlarla gece lambası falan yapardık ama onlar da oyuncakçıda olurdu ya. Kaan Yüzbaşı'yı alıyorsun. Aram. Aslanım, Kaan Yüzbaşı'yı mı alıyorsun bunları? Kubilay, sence erkek çocuğu bunu sever mi? Sever. Yani sever tabii de. Tamam. Bu olsun o zaman. Vallahi Kaan Yüzbaşı'yı alıyor. Allah'ım, ben nasıl bir ilişkinin içine düştüm ya? Şimdi nereye gidiyoruz efendim? Selver Hanım'lara gidiyoruz. Daha doğrusu onların evinde oturan Bayram Bey'in ailesini ziyaret edeceğiz. İyiler değil mi aslanım? Bir sıkıntı falan yok inşallah. Bu aralar kimse iyi değil Kubilay. Hiç kimse. Rahatsız etmiyorum değil mi? Ay buyur buyur, ne demek yavrum, buyur, hoş geldin. Ben gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir durumda ne denir inanın hiç bilmiyorum. Ben bunu size vermek istedim. Erin'e oyuncak aldım. Onun sağ salim bir an önce döneceğine inanıyorum. Siz de inanın lütfen. Döndüğünde kendisine verirsiniz. Teşekkür ederim. Ah benim güzel kızım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok incesin, çok sağ ol. Gel buyur, şöyle buyur. Başlıyoruz.
Komutan temiz. Temiz. Tamam. Komutanım, burada kimse yok. Nasıl yok ya? Bayram. Nasıl bırakın biz? Beyler devam. Murat. İlyas Galip. Komutanım, bu size. Acil mi? Evet komutanım, çocukla ilgiliymiş. Albay Kubus. Benim bu kadar aptal olduğumu düşünmüş olamazsın değil mi albay? Sence Temo bu kadar salak biri mi? Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın albay, gerçekten. Kalbim çok kırıldı. Temo mu? Adın bu mu? Yani, İrlanda'da Theo, Viyana'da Thomas, Münih'te de Tony derler aslında. Çocuk hayatta mı? Çocuk nerede Temo? Bu seni hiç ilgilendirmez, anlıyor musun? Askerlerini hemen buradan çek, yoksa sorumlusu sen olursun albay. Adam orada değil. Yüzbaşım, adam orada değil. Komutanım anlaşılmadı. Adam orada değil yüzbaşım. Benimle irtibat kurdun. Şu anda onunla konuşuyorum. Beklemede kalın. Ne istiyorsun Temo? Kısaca söyleyeyim istersen. Bütün timinin yok olduğunu görmek istiyorum. Bütün timinin. Şimdi askerlerini al ve git. Ne bileyim, eğitim falan yap. Toz ol albay, toz ol. Cefi! Çocuk ne durumda? Neredeyse hazır. Güzel. Fantastico. Zeynep, Zeynep. Emredin komutanım. Elindeki işi bırak ve hemen benimle gel. Emredersiniz. Bayındır. Sen de şunu iyice temizle ve yağla. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor lan gene? Beyler gidiyoruz. Komutanım. Ne diyor komutanım? Ne olmuş? Adam buradan ayrılmış Bayram. Burada değil. Komutanım ya Eren? Heh, Eren neredeymiş? Eren'den hiçbir haber yok mu komutanım? Bayram, bilmiyorum. Ama bulacağız. Tamam. Bulacağız onu. Fırsat, Murat. Beyler, Orta Anadolu'da bir yerdesiniz. Yanınızda bir grup terörist var. Nereye gidersiniz? Güney sınırında herhangi bir nokta. Oraya epey yol var. Adam psikopat değil mi? Ankara'ya da dönebilir, manyak. Yüzbaşım, değerlendirmeniz ne yönde? Nerede bu adam? Ya Antep Urfa hattına yönelecek, ya da Amanos Hatay. Nereden baksan iki ucu değnek. Lojistiğe ihtiyacı var. Yerleşim yerlerine uğramadan geçemez. Nasıl uzaklaşmış olamaz? Yüzbaşım, durumunuz nedir? Yanında bir çocuk var. Arazi hakkında çok fazla bilgisi olmayan bir adam. Mutlaka bir yola çıkmak zorunda. Ama az kullanılan bir yola. Aynen. Kürşat, bir harita bul. Serdar, jandarmaya beyler, şunlarla ilgilensin. Yüzbaşım. Komutanım, hareket ediyoruz. Beyler, hadi. Kızım, bırak artık şunu. Uzat ayaklarını şuraya. Hadi yavrum, uzat şu ayaklarını. Dinlenmen lazım. Hadi yavrum. Hadi canım. Uzan şöyle. Kapat gözlerini.
Abla hala polisler dışarıda mı? Evet. Bir şey söylüyorlar mı? Bir haber falan. Sağ taraftalar. Kılıç hazır. Hepsinin çıkmasını bekliyoruz. Sakın erken davranmayın. Komutanım, bunlar onlar mı? Bayram oturuyor. Sakin Bayram. Komutanım, bırak gideyim. Bayram, bak biliyorum çok zor. Ama dayanmak zorundasın. Anladın mı? Sakin olacaksın. Komutanım. Temas sağladık. Teyit etmeye çalışıyoruz. Anlaşıldı Kılıç. Devam edin. Anlaşıldı komutanım. Ne yapmaya çalışıyor lan bu herif? Komutanım biz gidip bakalım. Ben gideyim bakayım. Benim oğlum. Komutan bırak, izin verme. Bayram. Sana burada otur dedim. Bayram. Öyle olacak Murat. Komutan çocuk çıktı. Oğlum komutan. Bayram. Bayram sakin. Alacağız onu sakin. Sakin. Emre, İlyas. Emredin komutanım. Çocuğun güvenliğini alın hemen. Emredersiniz komutanım. Beyler herkes dikkatli olsun. Allah'ım şükürler olsun. Kılıç hazır. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Hayat. Şükürler olsun komutanım. Alacağız elini, alacağız merak etme. Allah'ım şükürler olsun. Oğlum, Meren. Meren kurtaracağım oğlum seni. Merak etme koçum. Meren. Emre. Ne görüyorsun? Var mı etraf gibi? Komutanım temiz. Anlaşıldı. Tantana'ya sadece bu ikisini mi gönderdin albay? Eren, iyi misin aslanım? Yaran veren var mı? Acıyor mu canım? Aslanım benim.
Elindeki ne Eren? Babam için. Ne o? Çikolata. Ne çikolatası lan? Ne çikolatası komutanım? Bayram sakin. Dur orada Eren. Dur Aslan. İlyas, şu tarafı tut. Ne haber? İyi. Görüşemiyoruz ama ne zamandır, değil mi? Emre, ne oluyor? Okulda kızlarımız var. Oh. Hiç kıpırdama Eren, tamam mı? Buradan hiç kıpırdama aslanım. Tamam koçum? Aferin, aslansın lan. Emre, ne oluyor Emre? Emre. Komutanım. Patlayıcı. Eren'in üstüne patlayıcı döşemişler. Sanırım uzaktan kumanda. Lan! Bayram! Eren! Dur Eren. Dur. Dur aslanım. Tamam. Yüzbaşı onu durdurdu. Cephi, burada çok ilginç şeyler oluyor. Çok ilginç, çok heyecanlı. Bayram, yerine geç. Bırak beni komutanım, bırak ya! Bırak! Bayram! Bırak. Bayram, yerine geç! Yerine geç! Geç! Bayram, yerine geç! Komutanım orada. Eren'den geliyor ses. Dur koçum. Sakin. Sakin ol. Yes. Komutanını ver bana. Hadi. Bekle. Komutanım. Bayram, yerine geç. Komutanım o. Bayram, yerine geç. Söyle. Bana bak yüzbaşı.
Şimdi hepiniz bütün tim silahlarınızı bırakıp elleriniz başınızın üstünde teslim oluyorsunuz. Yoksa çocuğu havaya uçur. Çocuk havaya uçacak. Anlaşıldı mı? İlyas, bir sözün yok. Çocuklar dışarı. Yüzbaşım tekrarla. Komutanım teslim olmamızı istiyor. Çocuğun üstünde bomba var. Emriniz nedir? Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Buna izin veremem. Komutanım bakın biliyorum. Ama bayram... Bayram çocuk durum çok kritik komutanım. Çocuğun üstünde bomba var. Biliyorum. Biliyorum. Komutanım emriniz. Bunu reddet. Kesinlikle. Komutanım. Eğer pazarlık edecekse bunu benimle yapması lazım. Söyle ona. Söyle ona beni arasın. Komutanım. Dediğimi yap yüzbaşı. Temo beni arasın. Emredersiniz. Sana tekrar söylüyorum. Bunun için onay almam lazım. Bana 10 dakika gerek. 10 dakikan yok albay. Neden biliyor musun? Çünkü... kumanda benim elimde. Ve ben sana 10 dakika vermiyorum. Ne istiyorsan yap. Senin gibi bir psikopat öyle istiyor diye... bütün bitime teslim ol emrini tek başıma veremem. Şimdi ya 10 dakika bekle... ya da defol git. Sadece 10 dakika. Öyle olsun. Emre çocuğun yanından ayrılma. Orada kal ve çocuğu güvenli mesafede tut. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Paçanın yoksa dilini keserim sen. Çocuklar siz çıkan. Beni buraya niye getirdiniz? Kapa çeneni dedim. Sus. Bu yüzüğü takan adam kim? Tanımıyorum dedim ya. Bu yüzüğü takan adam kim? Tanımıyorum. Yak ışıkları. Ne dersin komutan?
İnsan yaşlanınca biraz çaptan düşüyor doktor. Bazen 11'i hatta 10'u bile vurduğum oluyor. Doğan, dik onu oraya. Emredersiniz komutan. Yürü lan, yürü. Albay, saçmalama. Bak, sana bunun hesabını sorarlar. Tut, yürü. Burada mı? Doğan, çık oğlum oradan. Emredersin komutanım. Albay. Yapma. Bağlı kalacaksın. Eğer dediklerin doğru çıkmazsa tekrar geleceğim. Ve seni tam 12'den vuracağım doktor. Tam beyninden vuracağım. Oğlum! Demo benim oğlum! Ben de onunla öleceğim. Komutanım. Ben de geleyim. Serdar Burak. Yeterince çok şey istedik zaten bayramı. Bırak oğlun yanında olsun. Evet. Benim Kopus. Artık çok geç albay. Şimdi burada bir gürültü kopacak
Ve sen bunu duyacaksın. Çünkü sen bunu... Tamam. Çocuğu bırak. Ben de sana onu vereyim. Bana ne verebilirsin ki? Bana kimi verebilirsin albay? Babanı Temo. Sana babanı vereceğim. Doktor. Babamı? Babamı mı? Benim babam öldü. Hayır. Sana babanı vereceğim. Sen de adamlarımla beraber oradan defolup gideceksin. Şimdi sen atış menzilinden, çocuk ve askerlerim de bombanın menzilinden çıkana kadar kimse bir şey yapmayacak. İstersen babanı da al git. İstersen adamlarım oracıkta derini yüzsünler. Seçim senin. Zeki babama. Zeki hadi. Komutanım gidiyorlar, emriniz nedir? Siz yerinizde kalın Yüzbaşı. Komutanım, gittikleri yere intikal edebiliriz. Onları böylece bırakmayalım. Siz çocuğun ve deminizin emniyetini alın yüzbaşım. Biz tedbirimizi alalım. Emredersiniz komutanım. Oğlum. Oğlum. Hadi gidiyoruz. Oğlum bak, korktun mu? Korktun çok mu? Çok korktum. Çok korktum. Olma yavrum. Oğlum bak, geldim ben. Geldim bak. Baban geldi. Allah şükürler olsun yavrum. Şükürler olsun yavrum. Şükürler olsun. Yavrum, Eren'im. Görüntü var mı? Evet komutanım. Konvoy görüldü. İndirin. Emredersiniz komutanım. İşaretimle birlikte. Ateş! Görev tamam komutanım. Tekrar ediyorum. Görev tamam. Teşekkürler çocuklar. Sağ olun komutanım.
Hatice! Eren! Eren annem! Emredin komutanım. Teğmenim. Bugünkü olayla ilgili size sorulacaktır. Yazılı ve sözlü bütün emirleri benim verdiğimi biliyorsunuz. Aynısını soruşturmada da söylemekten çekinmeyin. Anlaşıldı mı? Komutanım, peki ne olacak şimdi? Bir babanın oğluma kavuşması yanında geri kalan her şey önemsizdir teminim. İyi akşamlar. Sağ olun komutanım. Doktor ve Temo'nun hayatta olduğunu biliyor musun? O harekatta öldürülenler birkaç tane tavuk hırsızı. Doktor ve oğlu hayatta. Bu terör örgütünün ilk 10 adamından bir tanesini serbest bırakıyorsun. Tuğra'nın katiline babasını hediye ediyorsun. Öyle mi? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bir çocuğun hayatı söz konusuydu komutanım. Başka şansım yoktu. Bu doktor ve psikopat oğlu başka çocuk öldürmeyecek mi? Başka askerimizi şehit etmeyecek mi? Başka sivilleri katletmeyecek mi? Bunları benim mi anlatmam lazım sana? Bunları biliyorum komutanım. Bana bak Kopuz. Bu karargah bu doktoru yakalamak için kan döktü. Can verdi. Ter akıttı. Seni kardeşim kadar severim. Ama şunu iyi bil. Mahkemende benden hiçbir yardım alamayacaksın. Çünkü bu yaptıklarının ne kadar büyük bir hata olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Açığa alındın albay. Zimmetlerini devret ve karargâhtan hemen ayrıl. Kripto, yetki ve sorumluluk bundan sonra Sami albayda. Nedir bu? İstifa mektubu komutanım. Her ihtimale karşı yazmıştım. O alçağı serbest bırakırken ne olacağının farkındaydım komutanım. Bütün sorumluluk benim.
Sizden özür dilerim. Emrinizde çalışmaktan her zaman onur duydum komutanım. Hoş geldin. Buraya niye geldiğimi de bilmiyorum ama belki de Pia. Efendim. Galiba buraya gelmemeye bir fikir değildi. Ben gitsem iyi olacak. İbrahim. Abi neredesin? Serdar ne oldu? Geliyorum. Kopuz Albay... Oğlum ne oldu? Ya bence hemen gelmen lazım abi. Durum biraz vahim gibi. İzin isteyeceğim. Vallahi bak izin isteyeceğim. Gece gündüz biz buradayız ya Olgun. Hayır, kafa izni diye bir müessese var birader. Söyleyeceğim Kapuz Baba'ya. Baba diyeceğim. Yaz bize bir birkaç gün kafa izni böyle. Gidelim biz de kafamızı dağıtalım diyeceğim ya. Değil mi ya? Doğan içeri girince... Tamam be babysi ya. Her gün tekrara gerek yok Olgun. Anladık ya. Fincan sağda. Bardak da bunun böyle bir karış önünde. Hop boncuk. Doğan bak. Tamam dedim ya. Sen çayı hazırla ben geliyorum. Tamam mı canım? Gel. Heh. Getir evladım. Tövbe bismillah. Asker. Getirsene evladım, ne bekliyorsun? Bakıyorsun evladım. Çık dışarı.
Albayın neyi niye yaptığı belli. Hayır, bu açığa alma niye onu anlamadım. Emir komuta meselesi Kürşat. Sorun bu. Albay inisiyatif aldı. Ama çok büyük bir inisiyatif aldı. Örgütün en sağlam adamlarından birinden bahsediyoruz sonuçta. Albay'a ulaşan var mı? Serdar, konuştun mu hiç? Ulaşamadım komutanım. Şimdi ne olacak peki komutanım? Bilmiyorum Galip. Bilmiyorum. Ya... Karargahın göz bebeği adam ya. Bir de benim çocuğu kurtarırken. Ya nasıl bir kapana sıkıştık biz ya? Albay doğru olanı yaptı Bayram. O doğru olanı yaptı. Senin bir suçun yok kardeşim. Evet. Görüşmeyeli nasılsın yüzbaşı? Ulan şerefsiz. Albay Kuşadası'na mı yerleşir artık sence? Ya emekli olursa bence fazla yaşayamaz. Sen ne düşünüyorsun? Ne diyorsun lan sen? Albay artık albay olmadığına göre... sıra sende yüzbaşı. Lan... Lan bu... Her şeyi nereden nasıl bilebiliyor? Nasıl biliyor bu... Telefonunu ya. Ya... Ne oldu? Ya taksici para ustunu verirken ya sanırım yanlışlıkla... bunu verdi bana. Yani seslendim ama duymadı. Yapma! Senin kanını içeceğim kutlu.
Kılıç! Bittin sen Kılıç!